Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı olup bu alanda yaklaşık 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenerek paylaşmayı unutmayınız lütfen. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Birazdan izleyeceğiniz videoda orkidede en çok sorduğunuz orkidem neden çiçek açmıyor sorusunun cevabını izleyeceksiniz. Sevgili izleyiciler, orkidelerin çiçek açmamasının başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi yetersiz ışık. İkincisi yüksek ışık. Üçüncüsü yüksek sıcaklık yani 20 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar. Dördüncüsü çok fazla sulama yapmak. Beş çok az sulama yapmak. Altı budama yapmamak. 7. Gübre vermemek. 8. olarak ise bitkilerin zamanı geldiğinde saksılarını değiştirmemek. Bu nedenleri tek tek ele aldığımızda, ışık faktörünü ele aldığımızda, yetersiz ışık özellikle kış aylarında yaşanmakta. Çünkü kış aylarında hem ışık hem de sıcaklık düşük. Bu nedenle kış aylarında orkidelerimizi mümkün olduğunca bol ışık alan bir odaya koyalım. Mümkünse pencerelere yakın koyalım. Fakat pencerelerin önlerinden uzak tutmaya çalışalım. Bunun dışında yaz aylarında biliyorsunuz sıcaklık ve ışık çok yüksek. Bu amaçla orkidelerimizi mümkünse doğu ve kuzeye bakan pencere önlerine yerleştirelim. Eğer pencere önlerine koyduğumuz takdirde tül veya tülün altına güneşlikle beraber orkidelerimize mutlaka gölge sağlamaya çalışalım. Bildiğiniz üzere orkideler doğrudan ışık almayan ancak aydınlık ortamı severler. Sevgili izleyiciler, orkideler bütün çiçeklerini döktükten sonra dinlenme dönemine girerler. Biz bu dinlenme dönemine uyku dönemi de diyoruz. Bitkiler uyku döneminde bir sonraki çiçek dalını oluşturmak için hazırlık yaparlar ve bu amaçla yeni yapraklarını ve köklerini oluştururlar. Bu nedenle orkidelerimizin uyku döneminde bakımları çok önemli. Bildiğiniz üzere orkideler yüksek sıcaklıkta 26 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda çiçek dalı oluşturmazlar. Sadece yaprak oluştururlar. Onun için yaz aylarında orkidelerimiz çiçek açmıyor ve birçok kişi orkidemiz yaz aylarında neden çiçek açmıyor diye soruyor. Orkidelerin yaz aylarında çiçek açmamasının sebebi yüksek sıcaklıklar. Çünkü dışarıdaki sıcaklıklar herkes farklı yerde yaşıyor ancak 25 derecenin 26 derecenin üzerinde sıcaklıklar oluşuyor. Orkidelerin çiçek dalı oluşturulması için mutlaka düşük sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu sıcaklığın da 15 ile 20 santigrat derece arasında olması gerekiyor. Bu nedenle orkidelerinizi çiçek açtırmak için sıcaklığın 15-20 santigrat derece olduğu serin bir alana koyunuz ve bu alanda orkidelerinizi yaklaşık 3-4 hafta bekletmeniz gerekiyor. Orkidelerde çiçek dalı oluştuktan sonra bitki daha fazla sıcaklık ve güneş istemekte. Bu nedenle orkidelere çiçek dalı oluşturmak için bulundurduğunuz daha serin alandan bitkilerinizi daha sıcak bir alana koymanız ve taşımanız gerekmektedir. Sevgili izleyiciler, sosyal medya hesaplarında siz de takip ediyorsunuz. Orkidelerde çiçek açtırmak için yumurta suyu, muz kabuğu, aloe vera, sarımsak, parol gibi pek çok uygulamadan bahsediliyor. Bitkilerinizi yormayın sevgili izleyiciler. Bitkilerinizi rahat bırakın. Yapmanız gereken sadece çiçek dalı oluşturmak için bitkilerinizi serin bir yere, sıcaklığın 15 ile 20 santigrat derece arasında olduğu bir yere almanız ve burada 3-4 hafta bekletmeniz yeterli. Başka uygulamalara lütfen girmeyiniz. Bitkinizi rahat bırakınız. Orkidelerimize hem yaz aylarında hem de kış aylarında çiçek açtırmamız için sıcaklığın mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Orkidelerde yani Phalaenopsis orkidelerinde çiçek dalı teşviki ancak sıcaklık 15 ile 20 santigrat derecede olduğunda gerçekleşir. Dolayısıyla bu sıcaklıklar ülkemizde sonbahar aylarında sıcaklıklar bu derecelere düştüğünden dolayı orkidelerimizin genellikle sonbahar aylarında çiçek dalı oluşturduklarını, Mart ve Nisan aylarında yani bahar aylarında ise çiçek açtıklarını görmekteyiz. Sevgili izleyiciler, orkideler evlerimizde neden çiçek açmıyor? Özellikle biliyorsunuz bitkiler doğada sonbaharda çiçek dalı oluşturup çiçeklenmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü doğada sıcaklıklar sonbahar ayında düşmeye başlıyor. Oysa evlerimizde genel olarak yaz ayları zaten yüksek sıcaklık, kış aylarında ise evlerimizde doğalgaz, kaloriferler veya
diğer ısı kaynakları yanıyor ve sıcaklık hemen hemen 24 saat boyunca sabit kalıyor. Oysa az önce de bahsettiğim gibi orkidelerde çiçek dalının oluşması için mutlaka sıcaklığın düşük sıcaklığa ihtiyaç var. Orkideleriniz için düşük sıcaklığı sağlamak amacıyla bitkilerinizi evinizin daha serin odalarına ya da balkon veya benzeri alanlara koyabilirsiniz. Sıcaklığın özellikle 12 derecenin altına düşmediği balkon gibi alanlarda bitkilerimizi 3-4 hafta bekleterek çiçek dalı oluşturmayı ve çiçeklenmeyi teşvik edebiliriz. Orkidelerde en fazla yanlış yapılan nokta sulama. Sulamalarda çok fazla hata yapıyoruz. Bazıları çok fazla su veriyor, bazıları çok az su veriyor. Orkidenin sulaması ile ilgili çok detaylı bir video hazırladım. Bunu da orkide bakımı ile ilgili videomu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Burada sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Orkidelerde sulama çok kolay. Yapmamız gereken orkidenin köklerine bakmak. Orkidemizin kökleri yeşil ise, parlak yeşil ve yeşil ise bitki suyunu yeterince almış demek, kesinlikle sulama yapmayın. Orkidenin kökleri eğer gri veya beyaz ise bitkinin mutlaka sulamaya ihtiyacı var ve sulama yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda köklerde buruşma ve büzüşme varsa yine bitkinin kökleri susuz kalmış demek ve sulama yapmanız gerekiyor. Eğer bitkinizin kökleri kahverengileşme varsa, köklerde siyahlaşma varsa, peltemsi şeklinde bir yapı oluşum varsa bitkiye çok fazla sulama yapmışsınız demektir. Şunu unutmayalım. Orkidenin kökleri havadar, havai köklere sahip. Orkidenin kökleri fazla suda bekletmeden hoşlanmaz. Bu nedenle mümkün olduğunca orkidelerimizi aşırı sulamadan kaçınalım. Orkidede sulamanın iyi yapılması hem yaprak sayısını, hem dal oluşumunu, hem de daldaki çiçek sayısını etkiler. Bu nedenle orkidede çiçek açtırmayı ve çiçek kalitesinde en önemli faktörlerden biri sulama. Orkidelerde yeniden çiçek dalı oluşturmak için budamalar son derece önemli. Bu nedenle evinizdeki orkideler çiçeklerini açıp tamamen döktükten sonra mutlaka dalların budanması gerekiyor. Orkidelerde budama işleminin nasıl yapılması gerektiğini YouTube'daki benim Orkide Bakımı isimli videodan izleyebilirsiniz. Eğer evinizdeki orkidede tek dal varsa, burada gördüğünüz gibi, bunun budamasını tekrar hatırlatmak istiyorum size. Orkidede eğer tek dalınız varsa iki tane budama alternatifimiz var. Bir tanesi ve en çok tavsiye edilen, bakın burada çiçekler var. En alttaki çiçeğin altındaki göz, bakın şurası. Dolayısıyla bu gözün 2 santimetre, 2 ya da 2,5 santimetre üzerinden eğik kesebilirsiniz. Bir taneki bir seçeneğimiz burası. Bakın gözümüz burası. Bunun 2-2,5 santimetre üzerinden eğik kesebilirsiniz. Veya diğer bir seçeneğiniz aynı bitki üzerinde. Bitkiye bakın, dipten itibaren baktığınızda şurada birinci boğumu görüyorsunuz. Bakın burada birinci boğum var. Göz diyoruz bunlara. Bu ikinci göz, bu da üçüncü göz. Genel tavsiyemiz alttan itibaren, dalın altından itibaren bir ikinci boğum. İkinci boğumun 2 ile 2,5 santimetre üzerinden, bakın boğum burası, göz burası, bunun 2 ya da 2,5 santimetre üzerinden eğik kesmeniz ya da üçüncü göz üzerinden de kesebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi gözümüz burada, bunun yine 2 ile 2,5 santimetre üzerinden eğik kesebilirsiniz. Eğer bitkimizde iki dal varsa, yani iki dallı orkidelerde budamayı nasıl yapacağız onu size gösterebilirim. Orkidemizde gördüğünüz üzere iki tane dal var. İki tane dal varsa dalın birinde budamayı şöyle yapıyoruz. Bakın yine çiçek dalını görüyoruz. Üzerinde en alttaki çiçek dalımız bu. Çiçek oluşumumuz bu. En alttaki çiçek oluşturan dalın bir altındaki boğuma giriyoruz. Bakın şurası. Bunu ne yapıyoruz? Yine bu gözün, yani en alttaki çiçek dalının altındaki boğumun 2 ile 2,5 santimetre üzerinden eğik kesiyoruz. Birinci dalı böyle yapıyoruz. İkinci dalı nasıl yapıyoruz? Bakın orkidemizde ikinci dal. Burada da şunu yapıyoruz. Bakın alttan itibaren şurada birinci gözümüz var. Dipte şu ikinci gözümüz. Bu da üçüncü gözümüz. Buradaki tavsiyemiz de genellikle eğer dal ince ise, buradaki gibi bakın dalımız ince. Dal ince ise ikinci boğum üzerinden kesebilirsiniz. Kalınsa üçüncü boğum üzerinden kesebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize ve tercihinize bağlı. Dolayısıyla iki dallı orkidelerde diğer dal alttan ikinci ya da üçüncü boğumun 2 ile 2,5 santimetre üzerinden eğik kesilmesi gerekiyor. Diğer bir nedenimiz ise gübreleme. Bu da çok önemli bir konu.
Orkidelerde gübreleme genellikle çiçeklenme bittikten sonra, çiçekler tamamen döküldükten sonra başlanır. Çiçekler döküldükten sonra az önce bahsettiğim gibi bitkiler dinlenme dönemine giriyor. Bitkilerde çiçekler tamamen döküldükten sonra 1-2 hafta bekleyelim. Sulamayı ve gübrelemeyi çiçeklenme döküldükten sonra biraz azaltalım. Ancak bitkilerimizde yeni yapraklar oluşmaya başladıktan sonra sulama ve gübrelemeyi artırmamız gerekiyor. Yeni yapraklar oluşturduktan sonra ayda 2 kez yani 15 gün aralıklarla mutlaka gübre vermemiz gerekiyor. Çünkü verilen gübreler yani bu dönemde vereceğimiz gübreler özellikle çiçeklenme döneminde çiçek kalitesini artırmaktadır. Diğer önemli bir sorun ise orkidelere çiçeklenme döneminde gübre verilir mi? Çok fazla sorulan bir soru. Orkidelerde çiçeklenme döneminde çiçeklerin ömrünün daha uzun olmasını ve kalitesinin artması amacıyla gübre verilebilir. Fakat çiçeklenme dönemindeki gübre istekleri az. Bitkilere uyku döneminde 15 gün aralıklarla gübre verilirken çiçekli dönemde ise ayda sadece bir kez gübreleme vermek yeterli. Orkide besinlerini çiçekçilerden alabilirsiniz. Çiçekçilerde orkide besinleri satılıyor. Firmalara göre bazı firmaların orkide besinleri 1 litre suya yarım kapak, bazıları 1 litre suya 1 kapak, bazıları ise 1 litre suya 2 kapak şeklinde tavsiye ediliyor. Orkide besinini çiçekçilerde bulamadığınız takdirde zirai ilaç bayilerinden ya da tarımsal gübre satan bayilerden 20-20-20 artı mikro element içeren kompoze gübreler kullanabilirsiniz. Bu durumda bu gübreleri nasıl ve ne miktarda kullanacağız? Bu gübreleri 1 litre suya en fazla yarım çay kaşığı olacak şekilde gübre koymamız gerekiyor. Unutmayın, 1 litre suya en fazla yarım çay kaşığı gübre katıp daha sonra bunu suda eritip verebiliriz. Bildiğiniz üzere orkideler fazla gübreyi sevmezler. Fazla gübre verirseniz, bitkiye ben çok fazla gübre vereyim bir an önce coşsun diye düşünürseniz orkidelerimiz zarar görür. Unutmayın orkideler gübreye isteği az. Sevgili izleyiciler, orkidelerde çiçeklenmeyi teşvik eden diğer bir uygulama ise saksı değiştirme işlemi. Ancak bu videonun daha fazla uzamaması amacıyla saksı değiştirme işlemini bir sonraki videoya bıraktık. Aynı zamanda orkidelerde yavru orkide ya da bebek orkide olarak ifade ettiğimiz keyikiler var. Bu keyikilerin yani yavru orkidelerin hangi aşamada bitkiden kesilmesi gerektiği ve nasıl dikilmesi gerektiğini, yine orkidelerde boya çektirme işlemini, mavi ve yeşil orkide nasıl yapacağımızı bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına veya sosyal medya hesaplarıma yazabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenerek paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.